Avare Yıllar Fabrikanın kurşini boyalı demir kapısı önünden üçe ayrılarak işçi mahallelerine üç kol halinde uzanan parke döşeli yollar. İkindi üstü saat altıda paydos olan iplikhane kızları, bankocu çocuklar fabrika meydan hammalları, dokumacılar ve yarım pabuçlarından çatlak topukları taşan makaracı arap uşağı kadınlarının telaşeli gidip gelişleri altına serilirdi. O seneler dünya daha mı mesuttu? İnsanlar daha mı tok, daha mı az çıplak, küçük adamlar daha mı şendiler? Yoksa bugüne nazaran dünya dertlerinden çok uzak, 20 yaşımda, üstüne üstlük iliklerime kadar sevdalı olduğumdan mı bana öyle gelirdi? Sabahları hala sarhoş uyanırdım. Ne öğleyin, ne pişecek? Diye soran karım, ne baba sandalımın tabanı delindi, çorabım eskidi diyen oğlum ne de defter, kitap, kalem isteyen öğretmenlerden bahseden kızım vardı. Dünyaya iştahlı, haşarı bir tay kadar manasız gözlerle bakan, meselesiz bir baş, adım başında sevmek için ufak ufacık, bir alaka bekleyen deli bir gönül, olduğundan fazla görünmek için yapaylıkları icat etmekte usta bir beyinle. Meyhaneden meyhaneye, bardan bara, kahveden kahveye yer değiştirir, Kendim gibi bir sürü çılgınla anlamsız kahkahalar atmak için vesileler yaratırdık. Ama ben en çok saat altı pay dostlarına bayılırdım. Fabrikanın umum muhasebe servisinde küçücük bir memurdum. Aylık kazancım orta hali bir iş adamının üç arkadaşıyla bir gece barda ödeyi verdiği kadar bir şeydi. Bir şeydi ama yeşil renkli bol paçalı kruvaze bir takım elbisem, bol paçalarımın altında pek şık durduğuna şüphem olmayan sivri burunlu rugan iskarpinin ve biryantinden ışıl ışıl top ense kesilmiş saçların vardı ya. Bizim servis saat 7'de paydos olduğu halde ben hemen her gün buçukta mutlaka çıkar fabrika karşısındaki kooperatif bakkalının ekşi kokan şarap mahzenine geçer, yarım saat sonra paydos olacak iplikane kızlarının telaşlı ayakları altına serilecek. Parke döşeli yollara bakan pencerenin önüne yerleşir, yanı başımdaki Fıçıdan eri bardağıma kıpkırmızı şarap doldurur, sigaramı yakardım. Kıvır kıvır saçlarım bir yantinden ışıl ışıldır. Yeni kazılmış yüzümün çirkin olmadığını inanırım. Yolda geçenlerin bilhassa, yarım saat sonra paydos olacak kızların beni orada görünce bellerinin kırılacağına sahiden inanan bir tarafım vardı. İlk, ikinci ve üçüncü bardak büyük bir kahramanlıkmış gibi mezesiz falan devrilir. Önünde oturduğum pencerenin tozlu camında kendimi seyrederken hayranımdır. Yarım saat ne çabuk geçmiş, beş bardak şarabı nasıl devirmişimdir. Siyah göğsülükleri, pamuk tozu içinde kızlar, iplikaneni beyaz başörtülü kelepçi, bankocu, makaracı kızları ikişer, üçer, beşer, telaşlı adımlarla geçerlerken arada usul açık bakar, bazen güler birbirlerine dirsekleriyle dürterler. İlle biri, akça pakça, On dördünde bir boşnak kızı vardır ki içlerinde mutlaka bakar. Güler ve birkaç adım sonra tekrar döner bakar. Mahzenden nasıl çıkarım, nasıl peşine takılırım farkında bile olmam. Pastı teneke ve çürümüş tahta yığınlarından ibaret ameli mahallelerinin eğri sokaklarında hafif bir yalpayla yürürken kızlar üç beş adım önümdedirler. Birbirlerine öyle sokulmuşlardır ki içimde çalkantılı bir deniz Gözlerim onun beyaz keten ayakkabıları bulunan biraz ince bacaklarında kalçaları yeni yeni şeklini almaya başlamıştır. Sokaklar sokaklarda harap kerpiç evler. Harap kerpiç evlerin kapı önlerinde çocuğunu yıkayan, soğan, soyan, mahalleye acı bir duman salan teyzeyini tutuşturmaya çalışan erkek yüzlü kürt karıları, köpekler, tavuklar, sonra oymalı saçakları, yarı inik kafesleri, ve rakı kokan dar açık sokakların kapı önlerinde örgü örerken karşıdan karşıya şakalaşan kadınların mahallesi başlar. Bu mahalle Giritli mahallesidir. Bilirim ki sokağa açık pencereler gerisinde kırık Türkçeleriyle şakalaşırken seslerini yabancıya duyurmaktan hoşlanan Giritli kızlar vardır. Davetkar bakışlarıyla cesur çok defa cömerttirler. Adam sende ben 20 yaşındayım. Sevgilim 14'ünde sarhoşum ve dünyada yalnız ona aşığım. Önünden geçtiğim açık bir pencereden şehvetli bir gülüş dökülür. Başımı çevirmeyik kalmaz pembe, yeşil mor ipliklerle acemice işlenmiş beyaz bir perde gerisinde birbirine dayalı iki kadın başı fısıldaşır. Dikkatle baksam kaçarlar, bakmasam sesleri bazen kulağıma kadar gelir. Oo dervişa, ho vamo, dati, neşto, kajem. Evo Nurkine. O dervişa, buraya gel. Sana bir şey söyleyeceğim. İşte Nuriye'ninki. ki. Fakir, boşnakların mahallesi başlamıştır. Geniş ceketi zayıf omzunda, uzun boylu, duru, beyaz yüzü gözleri, uyku dolu bir dokumacı kaba bıyığıyla sertçe bakarak yanından geçer. Hatta durur beni süzer. Köşeyi dönüp kayboluncaya kadar beni sertçe süzmektedir. Bunu sezgimle anlarım. Fakat zerrece çekinmem. Çünkü 20 yaşındayım. Cebimdeki parlak demirli sustalıma güveniyorum. Bu sırada sevgilim solda kirden koşunleşmiş tahta kapısının kanatları artlarına kadar açık. Harap bir avluya girer kaybolur. Hiçbir ihtiyata kendimi mecbur saymadan zınk der dururum. Sağımda boydan boya bir cadde şehri bağlara bağlayan tozlu bir cadde uzanmaktadır. Sırtımı kertenkelelerin girip çıktığı eski bir duvarın köşesine dayar Benimkinin girdiği avlu kapısına çevrili gözlerimle uzun zaman kalırım. Sağdaki caddede millet bağlara çekilmektedir. Yayalar, bisikletliler. Arada benzin kokulu homurtusuyla kuşun gibi geçen bir motosikletli yahut ortalığı toz duman içinde bırakıp gözden kaybolan bir kaptı kaçtı. Bu saatte güneş kül renkli sabun fabrikasının arkasına usulca batmadadır. Ortalıkta toz, ter, telaş. Birden benimki Yeni yıkanmış ayaklarında nalın, bal renkli margizet entaresi yanında iki arkadaşı elinde de beş taşıyla görünür. Dünyayı unutmuşumdur. Onların avlu kapısından zayıf uzun boylu harap kıyafette bir takım erkekler girer. Beyaz başörtülü kadınlar peydahlanır. Şüpheli yahut hırslı bakışlarıyla önümden delikanlılar geçer fakat hiç kimse ''Gözün üstünde kaşın var'' demez. Bir ara cin gibi bir kız yanıma sokulur iki yanını kolladıktan sonra Abi de, Ablam diyor ki beni seviyorsa Allah aşkına beklemesin diyor. Şimdi babam gelecek camiden yahut abim. Onu sevdiğimi ispat için sırf bunun için çekilir giderim. Bağ yoluna düşmüşümdür. Yüz, yüz elli adım uzaklaşınca aklım hükmeder. Babası mı gelirmiş, abi mi? Gelirse ne olurmuş? Nasıl olsa karım olmayacak mı? Geri dönerim. Akşamlar adam akıllı inmiştir. Geç kalmış bağ yolcuları yanımdan telaşla geçerler. Sabun fabrikası kurşinin duvarlarıyla karanlıklara gömülmüştür. Tekrar eski yerime harap duvarın köşesine sırtımı dayar. Dikerim gözlerime, onların avlu kapısına. Bu avlunun sıra sıra odalarında işçi aileleri oturduğu için kapı hiçbir zaman kapanmaz. Yıllardan beri kapanmadığı için de istense dahi kapanmaz hale gelmiştir. Rezeler çürümüş, demir mandallar paslanmış, kapı tahtası yağmur yiye, güneşte kuruya çatlamış uygunluğunu kaybetmiştir. Akşam iyice inince, mahallenin beyaz perdeli pencerelerinde ışıklar yanar. Arada boğuk boğuk öksürerek bir insan geçer sokaktan. Bir kapı usulacık açılıp kapanır ve dakikadan dakikaya ağırlaşan hareketleriyle mahalle sarı ışıklı pencereleriyle zifri karanlığa gömülür. Avlu kapısı artık görünmez olmuştur. Arka sokağa geçerim. Benimkinin penceresi bu sokağa bakar. Sokak çirkevsi çirkevsi kokmakta ve beyaz perdesiyle iyice bastırılmış pencerede benimkinin örgülerini hoplata hoplata beş taş oynayan gölgesi arada belirmektedir. Safi dikkat kesilirim. Sarhoş kafamdan ne delilikler geçmez mesela. Çat kapı. Selamün aleykümle dalmışım odalarına. Bunda zerrece tereddütüm yoktur. Dalabilirim. İsterse yahut sıkıysa babası. Uzun boylu aksi suratlı babası çene etsin. O anda dünyaları devirebilir, kana girer, en olmayacak şeyleri yapabilirim gibi gelir bana. Lakin böyle şeyler hep tasavvurda kalır. Çünkü kızı acımaktayım, onu dile düşürmekten kaçınan bir tarafım daima vardır. Vazgeçerim. Derken perdede gene o. Elimin bir hareketiyle kafamdakileri atar, bütün varlığımla gözlerimi perdeye diker, dakikalarca kalırım. Birdenbire bir bekçinin kaba postalları ve geceyi şimşek gibi yırtan düdüğü. Korkma, bekçinin beni bir hırsız sanıp burada ne beklediğimi sorması ihtimali umurumda değildir. Saatler akar akarlar. Gümüş ışıklarıyla ay bir çatının kenarından usul açık çıkıverir. Kirli sokak buz gibi bir ışıkla aydınlanır. Sonra ay devrini tamamlar, kaybolur tekrar zifiri karanlıklar. Sabah yaklaşıyordur sarhoş ve uykulu gözlerimle babaannemin tek gözden ibaret odasına dönerim. On uykusu öyle hafiftir ki Ayak ucundan bir kedi geçse uyanıverir. Gene uyanıp başlamaması için ayaklarımın uçlarına basa basa içeri girerken ya bir tahta çatlar yahut kapının demir mandalı hafif bir kırk sesi verir. Babaannem yatağında doğrulmuştur bile. İdare lambasının kısık ışığında başlar. Ah hınzır oğlan, ah hınzır oğlan. Yürek oynatmalarına koydum beni. Gecenin bu saatlerinde ne işin var dışarıda? kötü kötü şeyler geçiyor aklımdan. Ya bir uygunsuz yere gitti de bıçakladılarsa ya içi içip sızdıysa bir köşede ecel terleri döktüm ecel terleri. Cevap verecek halde değilimdir. İçimde ıslık çalmak ihtiyacı kafamda benimki ve benimkinin beyaz perde üzerinde beş taş oynarken kalın örgüleri hoplayan başı. Lakin babaannem hem param yok az kazanıyorum da hem de her gece zil zurna oluncaya kadar içer parası olmayana rakı verirler mi hiç? O yalnız rakıyla savaş olunduğunu ve mutlaka peşin parayla içildiğini sanır. Ona bu işi izah edemem, kabil değil edemem. Bana öyle gelir ki o peşin para verilmeden de sarhoş olunabileceğiyle bir fabrika kızına aşıklığımı anlamayacaktır. O bu dili bilmez. Öğrenmekte de kabiliyetsizliği gösterecektir. Çünkü o bir beyefendi annesi. Beyefendilerin kayınvalidesidir bir bey çocuğunun bir fabrika kızına tenezzül edebileceğini aklı almaz. Eğer ısrar edersen bana tuhaf tuhaf bakar içini çeker gözleri dolar. Sen der. Annenin tarafına çekmişsin muhakkak. Annen de senin gibiydi. Ayak takımıyla senli benli olmaktan hoşlanırdı. Kendimi yatağıma nasıl bıraktığımı uykuya ne zaman geçtiğimi bilmem. Sabahtır. Yeni doğan güneşin hafifçe pembeleştirdiği bir sabah hala sarhoşum hafifçe. Kafamda benimkinin beyaz perdede bıraktığım kalın iki örgülü başı. Üstümü başımı giyinirim. Kapıdan fırlarken babaannem birkaç kuruşun varsa der. Kaç günce sıcak bir yemek girmedi mi deme. Sokak kapısını bulmuşumdur bile. Babaannemin bana muhtaç olmadığını bilirim. Onun bana pek de ihtiyacı yoktur ama şahit olsa bende metelik var mı ki? Pek pek yedi sekiz kuruş fabrika kooperatifi markası ay başlarının borçları ödeyip krediyi tazelemekten başka işe yaramadığını babaanne bilmez. Orhan Kemal Varlık Nisan 1949 Arkası Yar